Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamsi buğulama yapıyorum. Ben balıklarımı ayıkladım. Tek tek yıkadım ve suları süzüldükten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzumu ilave edip balıklarımı iyice karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben soğan, domates ve maydanoz, bir adet de limon doğradım. Patatesi ilave edebilirsiniz dilerseniz ama ben patates ilave etmek istemiyorum. Burada 1,5 kilo hamsim var. Bir adet de büyük soğan doğradım. Balıklarımı dizmek için yuvarlak 35 santim çapında bir tepsi alıyorum ve tepsimin tabanını hafif yağlayarak önce soğanlarımı, doğramış olduğum soğanlarımı, ben halka şeklinde doğramıştım soğanlarımı. Siz dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Önce soğanlarımı diziyorum ve soğanlarımın üzerine balıklarımı sıkı sıkı olacak şekilde diziyorum. Bütün soğanlarımı tepsimin tabanına yayıyorum ve ardından balıklarımı da sıkı bir şekilde tepsime diziyorum. Dilerseniz buğulamanın üzerine maydanoz da ilave etmeyebilirsiniz sevmiyorsanız. Ama hamsiye, özellikle buğulamaya çok güzel yakışıyor. Benim maydanozum yoktu evde, dondurucumda maydanozum vardı, onu çıkardım. Ben balıkların kılçıklarını ayıklamadım, hamsiler çok küçük olduğu için. Siz dilerseniz kılçıklarını da ayıklayabilirsiniz. Ve bu şekilde tepsimin iç tarafına gelecek şekilde, kuyrukları iç tarafına gelecek şekilde balıklarımı sıkı bir şekilde dizmeye devam ediyorum. Bütün balığımı dizdikten sonra üzerine yuvarlak şekilde doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum ve aralarına da yine yuvarlak şekilde doğramış olduğum limonlarımı ilave edip üzerine maydanoz serpiştiriyorum. Maydanozlarımı da ilave ettikten sonra üzerine ayçiçek yağı gezdirip önceden ısıttığım 150 derecelik fanlı fırında balıklarım pişene kadar buğulamamı pişmeye bırakıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.